Son periyottan herkese mutlu günler, mutlu akşamlar. Her zaman olduğu gibi NBA'nin nabzını son periyotta tutmaya devam ediyoruz. Yiğit Giray'la birlikteyiz. Yiğit merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi hızlı bir giriş yapalım her zaman olduğu gibi. Her zaman yapmıyoruz gerçi ama istersen halini hatırını da sorabilirim. Hastaydın, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Cuma günü sensiz yaptık programı. Sensiz olunca biraz uzun oldu. Neden öyle oldu ben de bilmiyorum ama. Bize sen mi oturdun buraya? Oraya ben oturdum, evet. Susmak bilmeyen. O şeyden beraber. Levent'ten kaynaklanıyor. Levent'te de var, bende de var. Çok konuşturtuyor. Evet, çok insanı. Soru soruyor. Evet, ben de cevaplamaya çok meyilliyim. Biraz uzun tutmuştuk. Bakalım bugünkü performansımız nasıl olacak? Bayağı bir maçımız var önümüzde. İlk bölümde başlayalım istersen. 4 tane maçımız var dün geceden seçtiğimiz. Atlanta Milwaukee maçıyla giriş yapalım. 136-135 Atlanta kendisi aslında. Trae Young'ın son saniye basketiyle kazandı ki Antetokounmpo, yani Antetokounmpo, Chris Middleton yoklardı, kadroda yoklardı. Eric Bledsoe süre almadı, onu da belirtelim. Uzatmaya giden maçta Sterling Brown'un basketi önce Milwaukee'ye getiriyor gibiydi maçı ama daha sonra Trae Young'ın inanılmaz basketiyle beraber maç Atlanta'ya geldi. Tabii orada da Fraser'ın yine savunmasına değinilebilir. Aslında Brook Lopez pot altına, çember altına indirmedi topu ama Fraser orada perdeye takılınca Trae Young bomboş kalmış oldu. Bomboş kalınca da bir saniye kala salladı ve basketi yaptı. Ne kadar uzun bir giriş oldu. Evet, maç 7.30'daydı. Yerel seçimlerin en alev almaya başladığı dönemde başlayan bir karşılaşmaydı açıkçası. Dün kim ne kadar NBA izledi veya herhangi başka bir aktivitede bulundu bilemiyorum ama doğruyu söylemek gerekirse çoğu kişi herhalde televizyonda dün biraz haber izlemiştir. Bütün ülke gündemini etkileyen bir durum. Bunun dışında maça gelecek olursak tabii ki ciddi bir bölümünü ben de izleyemedim karşılaşmanın. Maç sonu ama dediğin gibi inanılmaz gitmelerle gelmelerle geçen ve en son Atlanta'da Trae Young'la birlikte Atlanta'da kalan bir maç sonu izlemiş olduk. Tabii ki bu tarz sonuçlara bu saatten sonra çok çok normal çünkü Atlanta'ya bakıyorsun, işte Bazemore'un oynamadığını görüyorsun. Prince'e kadar birçok kişinin son dakikada kadrodan çıkartılabildiğini görüyorsun. Milwaukee'ye bakıyorsun, Antetokounmpo yok diyorlar. Maçtan 2 saat önce, 1 saat önce bu açıklamaları yapıyorlar. Hal böyle olunca da nasıl bir sonuç olabileceğini kestirmekte çok güç olmaya başladı. Yani bu dönem oyun zaten çok az maç kaldı. 3-4 tane maç kaldı normal sezonun bitmesine, 82 maçlık periyodun bitmesine. Bu dönemde oynanacak maçların pek çoğunda bunu göreceğiz artık. Tabii ki öyle ve çok enteresan sonuçlar da görüyoruz. Yani Oklahoma'nın aldığı mağlubiyet, San Antonio'nun aldığı mağlubiyet. Bunlar da bu saatten sonra herhalde daha fazla beklememiz gereken enteresan sonuçlar olacaktır diye düşünüyorum. Milwaukee açısından çok fazla bir şey ifade eden bir karşılaşma değil ama Atlanta artık sezonu yavaş yavaş burada noktalıyor. Kendi sahalarında Philadelphia'ya karşı kötü bir mağlubiyet aldılar bir önceki karşılaşmada. Milwaukee'yi yenerek bu durumu toparlamış olduklarını şöyle bir soruyla geleyim ben sana Atlanta özelinde. Trae Young'ın normalde şut anlamında çok da kötü olduğu bir gecesinde bu maç kazandıran basketiyle beraber son dönemde özellikle son bir aylık dönemde Luka Doncic'in birazcık daha üzerinde performans sergilediğini de biliyoruz. Yılın çaylağı da sezonun başından beri en çok konuşulan konulardan biri. Sence ne oldu oradaki durum? Yani çok dengede görünüyor ama birazcık Luka Doncic öndeydi fakat Trae Young sanki orayı kapatmış gibi. Ya, hatta çok az bir farkla öne geçmiş de olabilir. Ben burada sezon içerisinde aklıma gelen en iyi hareketlere bakarım. Sezon sonu hedefi olmayan iki takımın sonuçları çok fazla etkilememesi gerekiyor benim kanımca. Çünkü iki takım da sezonu kapatmak üzere bireysel olarak bir oyuncu düşerken öbür oyuncu yükselmeye başladı. Bu tabii ki düşünülmesi gereken bir durum ama sezon içerisindeki 10 tane hareket sıralasam 6'sını herhalde hala ben Doncic'e veririm. Yani küçük bir farkla senin gözünde Doncic önde. Daha da aslında şeyi de konuşmak gerekiyor. Yani bir numara olarak seçilen adam ne Doncic ne Trae Young. DeAndre Ayton. Ayton ve Ayton çöp gibi bir sezon geçirdi. Çok da çöp değil ya. Yine bir şeyler tamam yaptı ama. Tamam da bu iki oyuncunun arasında sen bir yani, numara olarak... Trae Young'la Luka Doncic'in yanına hiç yaklaşamadın. Bir numara olarak seçildiğin bir sezonda şöyle Phoenix seyircisine sorsan, Phoenix taraflarına sorsan
kaç tane size maç kazandırabildi bu sene Ayton diye sorsan, zaten kazandığı maç sayısı belli olan bir takım içerisinde bir tane maç ben anca hatırlarım. Bir deplasmanda ama hatırlamıyorum yani onda hangi takıma karşı olduğunu. Bir tane maç anca hatırlarım. Ya Phoenix'in kazandığı maçlar zaten bir elin parmakları kadar, onlar da genellikle Devin Booker kazandırıyor. Yani bir numara olarak seçilmiş bir adam bu kadar silik, en azından yalandan da olsa bir yarışın içerisinde olabildiği bir sezon geçirmiş olması lazımdı. Korkunç silik kaldı ve Phoenix açısındansa haliyle çok da iyi bir numaralı rafta olmamış oldu günün sonunda. Tabii ki daha bunları konuşmak için erken, önümüzdeki yıllar gösterecek bunu ama şu an için böyle. Bence orada Devin Booker etkisi de var birazcık. Neyse, o konu uzar. Geçelim. Az önce Oklahoma'dan da bahsetmiştim. Oklahoma ile ilgili söyleyeceklerin kesinlikle vardır diye düşünüyorum. Kendi evinde Dallas'a 106-103 mağlup oldular. Yani Doncic'in yokluğunda Nowitzki 13 rebound aldı. Enteresan. Nowitzki geçenlerde yine 21 sayıyla maç hatırlayamıyorum ama sezonun en yüksek skoruna ulaşmıştı kendi adına. Bu maçta da yine 13 reboundla sezon rekorunu kırdı yine kendi adına rebound konusunda. Yani maç içinde 4 maç topu geldi Oklahoma'ya. İki tanesini Russell Westbrook harcadı. Bir tanesinde zaten bir şekilde Steven Adams kurtardı onu. Daha sonra Paul George'un kaçırdığı var. Dennis Schroeder'ın kaçırdığı var. Ondan sonra yine Russell Westbrook'un tam sağdan geçirip kaçırdığı bir üçlük var. Yani Russell Westbrook için bunları çok konuşuyoruz. Bu sezon vallahi çok fazla harcadı böyle topları. Maç topu fırsatın oluyor elinde. Elinde iki tane delici oyuncun var. Biri Schroeder, öbürü de Westbrook. Allah aşkına kullanma şekillerine bakar mısın ya topları? Yani Westbrook gerçekten Oklahoma'nın, yani kimse bana kimse istatistikle gelmesin. İstatistik yapan adama değil, faydalı olan adama ihtiyacı var bütün takımın. Westbrook bence Oklahoma'nın kamburudur. Oklahoma'da NBA'in en omurgasız takımıdır. Yani omurgasız takımda bir de kambur olunca böyle oluyor diyor. Hakikaten yani gerçekten en omurgasız takımı Dallas'a yenilmek ne demektir? Tamam, belki Golden State'i istiyorsun sen. Bu bir tercih meselesidir, olabilir. Ben 8. sıraya gitmeyi, bunu önceden konuşmuştuk sen de biliyorsun. Yani ben 8. sıradan ilk turda işler daha alevlenmeden Golden State'i eleyebileceğime inanıyorum. Finalde elemektense ilk turda eleyeceğime inanıyorum diyebilir. Ve bu bir tercihtir. Ama bu kadar kötü de oynamaz, dalga geçer gibi. Yani özellikle maç sonunda yapmış oldukları. Kazanmaya çalıştılar bu arada. Yani kazanmaya gerçekten çalıştılar. Paul George'un, Dennis Schroeder'ın, Russell Westbrook'un o sondaki çabaları, o çabaya rağmen işte o vallahi gelmeyen şut, bir şey söyleyeceğim, olmayan hani basket. Fiziki olarak tabii ki dövemem de tamam mı? Hani, Westbrook'la karşı karşıya adam beni darmadağın eder ama yani kafa kafaya giderken bir sayı mı geridelerdi son bir dakikanın içerisindeki pozisyonda dümdüz labali şekilde kimseye bakmadan kaldırıp uzakta bir mesafeden üçlük sallayıp kaçıran adama kafa göz ya dalmak bu gerekiyor. Sene, bu sene yani yüzde kaç atıyorsun? Dayak yiyeceğim bile yine de dalarım yani. Ya gerçekten Paul George, yani diyoruz işte vakti zamanında James Harden, Kevin Durant nasıl dayandılarsa çok da dayanamadılar zaten. Yani hepsi takasını isteyip bir şekilde gitti. Paul George'un ona rağmen bu sezon göstermiş olduğu performans. Tabii Russell Westbrook'un da oyunu birazcık değişti yine. Eskisi kadar bencil değil ama yine şu kritik anlarda hala yani bu sene yüzde kaçla üçlük atıyorsun ki Allah aşkına, o son topu getirip kullanma cüretinde bulunabiliyorsun. Tamam, adın Russell Westbrook. O cüret değil, o labaliliğinde bulunabiliyor bence. Yani bilmiyorum. Triple double ortalamayla sezon kapattın. Eyvallah, yani inanılmaz istatistikleri alt üst ediyorsun ama günün sonuna geldiğimizde maalesef Oklahoma hiçbir şey kazandırmıyor. Ya yani bu çok net görülen bir şey. Yani bu konuda ben de seninle aynı fikirdeyim. Vallahi takım, hatta daha sert cümleler kurabilirim. Takımın zaten Paul George dışında doğru düzgün böyle eline güvenebileceğin bir uzak mesafe şutörü yok. Hani keskin olarak bahsedebileceğin. Paul George da son topları kaçırdığı zaman istedikleri gitmiyor karşılaşma. Ama bu Dallas'a kaybetmek, ya istediğin kadar 8. olmayı gözüne kestirmiş ol, olacak iş değil yani. Kaybetme şekilleri çok kötü bence. Geçelim o zaman San Antonio Sacramento maçına. Dallas'tan bir diğer Texas ekibine. Onlar da kaybettiler. 106-113 Sacramento'yu kendi sahalarında. Enteresan şeyler oluyor Batı'da. Gerçekten. Hadi Sacramento'yu bak biraz daha anlarsın. Çünkü patlama yapabilen, çok keskin şutörlere sahip ve maç içerisinde ivme kazanabilen oyunculara, genç oyunculara sahip bir takımdan bahsediyorsun. Dallas'ta bunların hiçbiri yok.
Yok, Doncic de yok. Maçta Doncic de yok. O silah olarak bakabileceğin gerçek anlamda bir oyuncu yok. Sen alevlendiriyorsun rakibi. Sacramento da kendi kendine alev alabiliyor. Ya Buddy Hield'ın, Fox'un iyi oynadığı bir günde Sacramento'nun herkesi mağlup etme ihtimali oluyor. Ya, bir gün önce Houston'a elinden kaçırdı Sacramento. Pes etmediler. Biraz gardını düşürmüş San Antonio'yu gördüler son çeyrekte. Vurdular, kazandılar. Maçı az önceki görüntü Popovic maçın kırılma anı belki de orasıydı. Popovic ikinci yarının başlarında Derek White'ın bir pozisyonu var. Hücum faul çalınıyor. Orada Brian Forbes normalde üçlük atıyor San Antonio adına. Yalnız orada işte Derek White'ın hücum faul yaptığını söyleyince hakem orada bir çıldırıyor Popovic. Hemen arkasındaki pozisyonda yine pota altında Derek White top çalıyor. Sacramento'lu oyuncuyu hatırlamıyorum ama kim olduğunu Colin Stein olabilir, tam emin değilim. Top ondan çıkmasına rağmen topu bu sefer yine Sacramento'ya veriyor. Orada zaten ipleri tamamen koparıyor Greg Popovic. İki tane kendince hatalı karar ki hadi Derek White'ın hücum faali tartışılır ama pota altındaki top net olarak San Antonio'nun topu olması gerekiyordu. Ben çok uzun zamandır yani Greg Popovic'in zaman zaman sinirlendiğini biliyoruz ama bayağı kendini yani tutanlar olmasa muhtemelen bir yumruk çıkaracaktı orada hakeme. Net olarak üzerine yürüdü. Muhtemelen birkaç maç ceza da gelecektir kendisine. Onunla beraber tabii maç orada zaten bir kırılma anı yaşıyor. Maçın sonunda da Tobias Harris diyorum. Harrison Barnes'la beraber De'Aaron Fox'un yine etkili performansları var Clutch Time'da. Onunla beraber de maç geldi zaten Sacramento'ya. Dediğim gibi Sacramento zaten bu sezon hiçbir maçı bırakmadı. Harrison Barnes'ın da 10 maçta 1-2 maç böyle tutar. O da San Antonio'ya denk geldi işte yani maç sonunda ama Sacramento'dan bunu bekleyebilirsin. Kaliteli bir kadroları olduğunu söylüyoruz zaten ve pes etmiyorlar. Yani Houston maçında da Houston'da mağlup edebilirlerdi. James Harden diye bir deli var orada. Bir çeyrekte bir anda olayı farklı bir boyuta taşıyıp 12 sayılık farkı 3 dakikada eritebiliyor. San Antonio'nun böyle bir oyuncu eksikliği aşikar durumda zaten ama hakemler hata yapabilir. İşte Oklahoma maçında da maçın en kritik anlarından birinde Westbrook topu çaldığında faul yoktu orada. Faul var dediler ve topu yine Dallas'a verdiler. Şuradaki pozisyon diyor ama ya NBA'de hakemler zaman zaman gerçekten nasıl söyleyeyim? Çok canınızı yakabiliyor. Yani sanki üzerinize oynuyorlarmış gibi hissediyorsunuz. Greg Popovic birazcık burada onu hissetti. Yani göz göre göre iki tane pozisyonda nasıl benim aleyhime. Çünkü çok ortada pozisyonlar değildi. Özellikle ikinci pozisyon çok net olarak dizine çarpıp çıkmıştı. Bir de Popovic'in de hakemin de gözünün önünde olunca ona rağmen öyle bir karar gelmesi ve Derek White iki pozisyonda arka arkaya Derek White'a çıkmış olması bu kararların. Popovic orada sanki şey hissetti. Hakem Derek White'a taktı. Ben de hakeme takacağım şimdi. olayıyla beraber birazcık olayı çığırından çıkardı. Vallahi bilemiyorum. Dün toplam kaç maç oynandı? 7 maç mı? 8 maç mı? Hatırlamıyorum bak, şimdi 7-8 ama. 7-8 tane oynandı. 8 maçın 7'si mi 6'sı mı ne? Sürpriz bitti. Dış güçler var demek ki bilemiyorum yani. Hakemlerin üzerinde. Bu maçla beraber şeyi değerlendirir misin? Batı'daki son zamanlarda alınan bu sonuçlar. Yani çok değiştirecek sezon sezon sonunda. Vallahi, 3-4 maçlık sürenin sonunda enteresan bir şey görebiliriz orada. Playoff'a kalmış olmak bu kadar stresli bir sezon sonunda hakikaten çünkü Batı'da çok zordu işler. Kalmış olmak galiba biraz dengeleri bozdu takımların içerisindeki. Bir rehavete kapıldılar. Bir de hangi sırayı alacaklarını hakikaten hiçbiri kestiremiyorlar. Şimdi öyle bir durum ki ya 8. sıraya insen Golden State'le oynayacaksın. Ya oranın bu iki belli adayı oldu var gibi artık yani. Ya Oklahoma ya San Antonio olacak orası. Bu şey gibi yani 1 ve 2 belli oldu gibi yani dün Denver'ın bir kez daha mağlup olmasıyla. Yani 8. sırayı sen Golden State'le oynayacaksın. 7'de kalsan Denver'la oynayacaksın. 6'ya çıkayım desen Houston geliyor bu sefer de. Yani hani bir türlü şey yapamıyorsun ki, durumu toparlayamıyorsun ki. Portland içlerinde en fazla gözüne kestirmek isteyebileceğin. O da Yusuf Nurkiç'in sakatlanmasından dolayı. Onun için de 5.liğe kadar tırmanabilmen lazım. O Portland'da mağlup olmuyor. Şimdi aralarında en şey gözüken Portland, o Portland'da geleni geçeni yeniyor ama şu anda hala. Çok zor ya. Oradaki işler gerçekten 1-2 belli gibi seniz de söyledin. Golden State Denver olacak. Bir de orada 7-8 Oklahoma San Antonio. Arası tamamen karışık. Bakalım göreceğiz yani nasıl şekillendi. Bu şey gibi 2015 Euroleague'de 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'nin
E grubunda lider bitirdik diye sevinirken F grubundan dördüncü sıradan Real Madrid ile eşleşmesi gibi bir şey yani. Hani liderliğe bile sevinemiyorsun, Real Madrid ile eşleşiyorsun. Süpürmemiş miydi tarafta orada ya? Ya? Tamam, kazandı ama rakibe baksana. Yani öyle tabii ki ama. Önemli olan kazanmak tabii de yani rakibe bak. Niye öyle bir eşleşmenin içerisine giriyorsun ki? Geçelim. Az önce Denver'dan bahsettim. Denver'ın maçını almadık. Onlar da çok enteresan bir yenilgi aldılar. 95-90. Kime kaybettiler? Şu anda aklıma gelmiyor ama. Dün. 95-90 güzel soru hatırlamıyorum ya. Aynen. Orlando'ya galiba Orlando olması lazım. Tam emin olmamakla beraber. Hiçbir. Neyse bakarız birazdan. Bakacağım yani, şimdi bekle. Çok saçma bir takıma kaybettiler ama biz diğer maça geçelim. Washington'a. Washington'a mı kaybettiler? Aynen. Charlotte derken Washington'ı kastetmiştim aslında. Ya biz anlayamadık onu. Golden State maçına geçelim. Golden State Charlotte maçı. 137. Charlotte buradaymış. 137-90 kazandı Golden State. Zaten çok rahat bir maçtı. Charlotte koptu ya. Yani koptu, ben şey diyordum. Benim tanıdığım LeBron diye tweet attım o gün. Yani benim bildiğim LeBron en azından yıllardır izlediğimiz. Hiçbir hedefini başaramadı bu sezon. Ama son bir çelme Charlotte ve Jordan'a takmadan sezonu kapatmaz dedim. 2-3 gün önce atmıştın o tweet'i. Evet. O gecede taktılar zaten çelmeyi. O gecede çelmeyi taktılar Charlotte'a. Ve ondan sonra da sezonu kapattı LeBron. O maçla beraber. Oynamayacağı açıklandı son oynadığı, 6 maçta. Son oynadığı karşılaşma oldu ve Charlotte'ı yendiler. Üstüne de Golden State maçı zaten. Charlotte yarıştan pit stop'a girdi şu anda yani. Yalnız, çekilmek zorunda inanılmaz kaldı. İnanılmaz yenildiler ya. 50 sayıya bağlandılar ki maçın çok uzun bir bölümü böyle geçti. İkinci çeyreğin ortasında DeMarcus Cousins'ın atılmış olmasına rağmen yani belki Golden State'in hayrına da olmuş olabilir o. Zaten sezon sonunda çok çok büyük ihtimal ayrılacak. Bununla beraber tabii şöyle de bir istatistik var. 25.808. üçlük isabeti gerçekleşti bu sezon Stephen Curry'nin üçlükleriyle beraber bu maçta. Rakamlar belki birazcık oynayabilir. Zaten bundan sonra oynanan maçlarda da artık gün ve gün zaten bu istatistik gelişecek. 7 sezon üst üste üçlük rekoru kırıldı. Neler söylersin yani basketbolun geldiği nokta. Biliyorsun vakti zamanında Aziz Yıldırım'ın açıklaması var. Üçlük atmak lazım bu oyunda. Üçlük atmadan olmaz diye. Herkes çok dalga geçmişti ama yani şu geldiğimiz noktada Aziz Yıldırım'a hak vermemek elde değil gibi. Yani üçlükler çok acayip bir pozisyonda şu anda basketbolda. İşte mesafeli yetenekler artmış durumda artık. Yani basketbol yeteneği potadan uzaklaşmaya başladılar ve oyun da inanılmaz tempo almaya başladığı için de hem çok daha fazla sayı görmeye başlıyoruz hem de çok daha fazla denemeler görmeye başlıyoruz. Bugün Fenerbahçe bile geçen gün Euroleague'de üçlük hem deneme açısından hem de isabet açısından rekorunu kırdı. Yani bu Avrupa'ya da sıçramaya başlıyor. Pek güzel bir görüntü değil. Keşke NBA'de kalsa bu kadar, Avrupa'ya da sıçramasa yani aynı şekilde ama. Houston mesela şu anda maç başına yaklaşık 45 üçlük denemesiyle oynuyor. Yani çok acayip bir rakam değil mi? Gerçekten çok acayip bir rakam. Ben ya bu bir taraftan çok büyük bir silah ama bir taraftan da Golden State'de onu çok fazla göremedik. Bir görebildiğimiz örnek sezon Cleveland'ın geri gelip şampiyon olduğu sezon olduğunu söyleyebiliriz. 2016-2017. Houston'da yalnız bunu çok fazla görüyoruz. Atamadıkları günler çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Yani üçlükle yaşayıp üçlükle ölmek konusunda ölme kısmını çok iyi becerdi bugüne kadar Houston. Yani yaşama kısmında bakalım başarılı olabilecekler. Geçen sene Batı finalinde kaybetmelerin sebebiydi biliyorsun o felaket bir. Ya bir takılmaya başladı işte bu yani. Bu sezonun başında yine çok kötülerdi. Zor toparladılar Houston yani. Houston için şunu düşün. Bir iki ay bayağı kötülerdi. Ya şey Chris Paul şu açıdan önemli. Houston için şunu düşünüyorsun. Atamadığımız zaman B planımız nedir? James Harden içeri drive etsin, faul alsın, bir şey alsın. Yani nefes alalım. Yani bir sayı üretecek opsiyonumuz olsun. Artı Chris Paul'ün birebirleri eklenmiş oldu. Tabii bir de Chris Paul'da sakatlanınca geçen sene öyle bir opsiyondan da çıkmış oldular kötü yüzdeyle hücum ettikleri günde. İlk bölümü burada noktaladık Yiğit. İkinci bölüme birazdan geçeriz. Dün gecenin en iyi 10 hareketiyle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından ikinci bölümde buradayız. Son periyotta ikinci bölüme başlıyoruz. İkinci bölüme başlarken her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Sports TV'nin Twitter hesabı sportstv.com.tr üzerinden bizlere NBA ile ilgili soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Biz de vakit buldukça soru ve görüşlerinize yer vereceğiz diyelim ve Yiğit ilk maçımızda giriş yapalım. Bu gece oynanacak karşılaşmalardan ilki çok enteresan maçlar var. Arada da konuştuk.
Indiana Detroit maçıyla giriş yapalım. İki takım için de çok büyük önem arz ediyor. Hem Indiana için hem Detroit için. Indiana 4'e çıkıp Boston'ın altını alıp sağ avantajını elde etmek isteyecek. Detroit de bir şekilde playoff'un içinde kalmaya çalışacak. Indiana üst üste çok maç kaybetti. Fakat Bogdanovic açıklama yaptı maçtan. Son kaybettikleri Orlando maçından sonra. Dördüncülük için hala yarışın içerisindeyiz. Pes etmedik, vazgeçmedik diye. Vazgeçip vazgeçmediklerini bugünkü karşılaşmada göreceğiz açıkçası. 3 maç üst üste kaybettiler. Evet. Boston da çok iyi gelmiyor. Onlar da son 5 maçın 3'ünü kaybettiler ama Indiana'nın 3 maçı arka arkaya almış olması mağlubiyetleri. Ya aslına bakarsan Indiana açısından çok daha önemli. 4. olabilmek Boston'a nazaran bakarsan. Çünkü en önemli silah olmayan taraf Indiana. Bu sene Indiana'yı biraz da sırf bu yüzden geçen seneki Boston'a benzetmeye çalışıyorlar aslında. Ama bunu playofflar gösterir. Yani normal sezonda çok fazla benzeyebildiğini söyleyemeyeceğim. Yine de mücadele fazlasıyla ediyorlar. Detroit'te ise son maçta Black Griffin oynamadı. Onların tarafında da. Onlar da sıralama açısından mücadele ediyorlar. Ama sanki bugünkü karşılaşma biraz daha Indiana'ya yakın gibi gözüküyor. Çok mücadele eden bir takım çünkü. Aradaki denge farkını mücadele sadece bozabilir. Burada da ben Indiana'dan yanayım. Anlam açısından çok benzer bir karşılaşma, bir başka karşılaşma. Boston, Miami'yi konuk edecek. Yine Boston'ı Indiana'nın yerine koyabiliriz, Miami'yi de Detroit'in yerine koyabiliriz burada denklemde. Bence eşit sonucu verirler gibi denklem. Neler söylersin? Yine Boston'da dördüncülük için mücadele ediyor ve Miami'de playoff'ta tutunabilmek için mücadele edecek. Detroit bir tık daha rahat sanki değil mi Miami'den? 39-38 olması lazım. Bakayım hemen. Detroit'in 39 galibiyeti var, Miami'nin 38 galibiyeti var, evet. ANS'de bir de Orlando var. Tabii, Orlando'nun da 38 galibiyeti var, Miami'nin hemen altında. Evet. Yani Charlotte zaten artık olmalı zaten artık sonra. Artık yok, 3 takım yarışıyorlar. Valla Miami eğer playoff yapamazsa kendi sahasında kaybettiği Orlando maçını herhalde kimse unutmayacaktır diye düşünüyorum. Yani direkt rakiplerine olan maçı kaybettiler. Orlando'da son dönemin playoff yarışı içerisinde olan takımların arasında herhalde en formda olanı. Yani şöyle bir şey var. Benim mantığım diyor ki sezon genelinde playoff'a kalmayı hak eden takım bunların arasından Orlando. Gönlümden geçense Wade'den dolayı tabii ki Miami. Ama çok çetin bir yarış olacakmış gibi duruyor sezon sonuna doğru. Boston Celtics çok da formda olmayan Miami'ye ne kadar fırsat verecek bilmiyorum. İki takım da formda değil. İki takım da formda değilken kadrosunu daha verimli kullanabilecek olan taraf Boston'ı seçiyorum. Tabii burada Alofort oynayacak mı sorusunun cevabını almamız gerekiyor. Ya bu maçlarda eğer oyuncular sağlıklıysa kesinlikle parkede yer bulurlar. Yine o son dakikaları beklemek lazım. Genellikle maçtan bir saat önce çok daha net bir şekilde belli oluyor. Oynayıp oynamayacak isimler. Yani son New York maçını kazanırken bile Miami beni hiç tatmin etmediler. Miami sezon boyunca zaten çok inanılmaz tatmin edici bir oyun oynamadı ama dediğim gibi Dwayne Wade'in varlığı ve son sezon olması orada birazcık insanlara hem psikolojik anlamda hem de duygusal anlamda bir bağ oluşturuyor. Yani ben öyle hissediyorum en azından. Geçelim bir diğer karşılaşmaya. Bu maç da çok kritik. Brooklyn evinde Milwaukee'yi ağırlayacak. Milwaukee için çok anlam ifade eden bir maç diye. Onlar artık birinci bitirecekler zaten Doğu'yu. Ama Brooklyn için çok anlam ifade ediyor. Çünkü az önce bahsettiğimiz Detroit ve Miami'nin direkt rakibi Brooklyn. Bunlardan bir tanesinin playoff dışında kalma ihtimali var. Ve şöyle de bir şey söylemek lazım. Milwaukee Brooklyn'i istemez karşısında. İlk turda böyle bir takım gelsin karşısına ben kesinlikle istemem. Doğru, o da bir o da ihtimallerden yani, bir tanesi. 1-8 olabilir. Şu anda D'Angelo Russell falan yanıyor. Hakikaten içlerinde ve diğer oyuncular da çok mücadeleci. İçlerinden en istemeyeceğim takım Brooklyn'dir. Bu takımlar arasında. Ben Milwaukee'nin bugün Brooklyn'e kaybedebileceğini düşünüyorum. Gerçi dün Atlanta'ya da kaybettiler ama çok da Toronto'nun da pek umurundaymış gibi durmuyor açıkçası. Geçelim Toronto demişken o zaman. Toronto-Orlando maçı. Yine çok enteresan maçlar ya. Hepsi birbirine o kadar çok benziyor ki. Yani burada da yine Orlando, Brooklyn, Miami ve Detroit'in rolünde. Toronto'da Milwaukee'nin rolünde. Toronto'nun da kafası rahat. Onlar da New York-Chicago maçında kim kimin rolünde? Bak o çıktı karşımıza. Birazdan burada kim kimin onu rolünde şimdi? O gecenin nerede sürpriziydi ya. Keşke çıkmasaydı şimdi. Biz Toronto-Orlando'yu konuşalım. Yaz,
New York kazanır bu karşılaşmayı. Zahmet olmazsa bir tane maç kazansınlar. Sezon sonu geliyor. Chicago'da da kimse kalmadı. Sana bana forma giydirecekler artık. Herkes teker teker sezonu kapattı. New York-Chicago maçını mı konuşuyoruz? Geldiyse konuşmuş tamam. olalım bari. Yani herkes teker teker sezonu kapatıyor Chicago'da. Herhalde New York bir tane maç kazanır artık ayıp olmazsa. Bu kadar yeter bence bu maça. Daha fazla bir noktaya koyalım. Daha fazla kelime yani hak etmiyor. Miami maçında biraz renk verdiler. Yaptı böyle. Sonra dağıldılar ikinci yarıyla beraber. Chicago'ya karşı kazanabilirler. Geçelim o zaman. Toronto-Orlando az önce bahsetmiştik. İki takım içinde kritik karşılaşma. Orlando'da yine playoff mücadelesinde yapabilecekler mi? Benim hissiyatım sanki orada dışarıda kalacak takım Orlando'ymuş gibi ama. Vallahi tam Toronto'ya yakışan karşılaşma biliyor musun? Kaybetmeleri açısından. Çok sever böyle maçları kaybetmeyi Toronto. Yani ama şöyle bir gerçek var. Orlando son düzlüğe girildiğinde şu anda en inanmış, en formda olan takım. Playoff'a hala girmeye çalışan takımlar arasında. Bu bir gerçek. Mücadele güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyorlar ve iyi de oynuyorlar son dönem içerisinde. Son 5 maçta 4 galibiyet aldılar. 3 galibiyet arka arka, 1 mağlubiyet arkasına 1 galibiyet daha aldılar. Ya bu biraz işte fikstür. Toronto'da son 3 maçını kazanarak geliyor. Ya, onu da biraz da fikstür şansı falan oluyor. Yani bu dönemde Orlando Toronto'yu mağlup ederse biraz da tabii ki sıralamalar ve Toronto'nun da rahatlamasıyla da alakalı olacağı için onlar için fikstür şansı Toronto'ya atıyorum 4. ayda giden Miami için fikstür şanssızlığı da olacak bu. Ama buna da yapabilecek bir şey yok. Toronto kaybederse şaşırma. Doğu'dan karşılaşmalar denk geldi ilk bölümde. Şimdi de Batı'ya geçelim. Minnesota-Portland. O da enteresan. Konuştuğumuz 4 maçta Doğu ekipleri birbirleriyle oynuyor. Minnesota'da Portland'la oynayacak bu gece. Minnesota için bir anlamı yok ama Portland için gayet anlamı olan bir maç. Ya Minnesota'da zaten rahatlardı, iyice rahatlar. Artık kaybedecek hiçbir şeyleri yok ama son iki karşılaşmadan birinde enteresan bir galibiyet almayı başardılar. Son maçta Philadelphia karşısında yanlış hatırlamıyorsam kaybettiler. Ama Golden State'i yendiler. Çok enteresan biliyorsun. Evet, Golden State'i kazandılar. Philadelphia maçını kaybettiler. Kevin Durant'in o inanılmaz hatasıyla beraber pot altında yapmış olduğu son saniye faulüyle. O kaç sayıdan döndüler de kazandılar. Yani öyle böyle geri dönmediler. Bir sonraki karşılaşmada da geri dönmeye çalıştılar da o kadar da kolay olmuyor işler. Portland'ı da yenme ihtimalleri bence var. Ben bugün daha hiç daha şeyden gidemedim değil mi? Favoriden gidemedim muhtemelen. Yani bence Minnesota kazanabilir. Dallas-Philadelphia maçı yine enteresan maçlardan bir tanesi. Yani Philadelphia 49 galibiyetle Doğu'nun 3. sırasında. Gerçi enteresan dedim de çok da bir anlamı yok ya. Yani Philadelphia'nın yeri belli zaten. Dallas da belli. Ya yeri belli de biraz da yani bir rotasyon olabilir. Yani Philadelphia için de bu maçta bir rotasyon ya, gelebilir. Biraz da istemesen de kazanabilirsin. Dün maç yapmış bir Dallas var. Bence çok ütopik bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Hatta almamaları gereken de bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Sıralama açısından baktığımız Oklahoma'ya zaman. Oklahoma'ya karşı. Yani Dallas'ın da hedefleri doğrultusuna baktığın zaman artık almaması gereken bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Hatta Dallas çok zor bir maçı kazandık diye tweet attı. Altına Dallas taraftarları manyak mısınız siz diye yorum yazdılar ondan sonra. Neden kazanıyorsunuz diye. Yani istemese bile Philadelphia'nın kazanacağını düşünüyorum bugünkü karşılaşmayı. Dallas Batı'nın sondan birinci takımı ve 30 galibiyeti var. Çok enteresan değil mi? Yani Doğu'ya koysan neredeyse biraz daha zorlasa playoff mücadelesi girecek. Verecek. Evet, playoff mücadelesi verecek. Dallas kazanır mı dedin? Yok, Philadelphia kazanır. İstemese de Philadelphia kazanacaktır herhalde diye düşünüyorum. Utah Jazz, Charlotte maçı. Gecenin sondan bir önceki karşılaşması. Charlotte için artık umutlar. Ya bu maçla beraber matematiksel olarak da işler bitebilir. Zaten bitecek gibi de gözüküyor yani. Hani gerçi bu son dönem kaybetme furyasına bir tek Utah şu ana kadar katılmadı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da katılırsa döngüyü tamamlamış olacaklar. Son 4 maçı kazanıyorlar. Üst üste 4 galibiyet. Onlar da katılırsa saçma bir mağlubiyetle döngüyü tamamlamış olacak Utah Batı Konferansı'nda diye düşünüyorum. Herkes bir saçma mağlubiyet aldı. O yüzden Utah karşısında temkinli olmakta fayda var. Ama onun dışında ne kağıt üstüne tabii Utah'ın da orada Charlotte kazanamaz bence. Küçük de olsa bir amacı var. Portland aralarında 2 maç fark var. Ve bir şekilde Portland'ın kaybetmesini bekleyip kendisi de kazanarak 4. sıraya kendini atıp Portland'ı aşağıya alıp orada sağ avantajını ele geçirmek. Atabilir. Olabilir tabii. Küçük bir ihtimal. İki maç çünkü kalan maçları da göz önünde bulundursak 3-4 tane maç kaldı. İki maçlık fark çok ciddi fark ama altı neden olmasın? Altı maçı falan vardır ya daha Utah'ın.
Bakayım. 76 doğru 6 maçı var Utah'ın. Doğru Utah'ın 6 maçı var aynen. O yüzden Portland'ın da 6 maçı var. Her şey değişebilir. 3-4 maç derken birazcık benim, evet. Benim şu ana kadar yaptığım yoruma göre bugün Utah kazanır, Portland kaybederse 1'e inecek. Kesinlikle evet. Orada işler değişebilir. Ki önemli. Yani Utah özellikle Portland-Utah eşleşmesindeki şu an öyle görünüyor. Sağ avantajı çok belirleyici olur diye düşünüyorum ben. Gerek bile kalmayabilir. Yani Nurkic'i de kaybettikten sonra ciddi bir size problemi yaşayacak Portland-Utah karşı herhalde. Gecenin son karşılaşması az önce konuştuğumuz New York-Chicago maçı gibi. Bu da Phoenix Cleveland'la karşı karşıya gelecek. Cedi Osman. Yine Cedi Osman'ın hatırına konuşacağımız ve değerlendireceğimiz bir karşılaşma. Valla yani Phoenix son kez iç saha turuna çıkmıştı. Yani, üst üste iç saha maçları yapıyor ve aldıkları mağlubiyetler gerçekten çok enteresan. Memphis karşısında almış oldukları o nasıl mağlubiyeti? İlk çeyreği 20 sayı farklı önde kapatıp herkes sosisli hamburger yemeye falan giderken tribünlerden maçı bir o kadar farklı kaybetmeyi başarmak. Hani bu tankingin ötesine geçmiş bir şey. Yani bu istesen bir de böyle bir şey yapmaya gerek olmadığı için hani son 3 takım diye sezon başından beri bu sene sistemin değiştiğinden bahsediyoruz. Aynı yüzdeye sahip olacaklar ilk tur draftında ilk sırayı alabilmek için. Yani böyle bir şey istediklerini de zannetmiyorum. Bu takımın savunma konusundaki şuursuzluğunu fazlasıyla gösteriyor. Cleveland biraz daha derli toplu gözüküyor ama tabii Phoenix'te kazansa diyecek bir şey yok. Cleveland'da kazansa diyecek bir şey yok bununla ilgili. Cleveland kazanırsa 20. galibiyetini yapacak. Orada da Kevin Love son maçta oynatmadılar. Kevin Love oynamayınca Cleveland'ın çok şey değişiyor. 3-4 harfi düşüyor orada. Yani hani Kli falan kalıyor böyle. Hakikaten oyun o kadar bozuluyor ki çok fark ediyor yani. Ya döndükten sonra da zaten çok fark etti. İnanılmaz özgüvenle oynamaya başlamışlardı evet. Ama yani Kevin Love'ın ne kadar star olduğu da tartışılır artık. Yani ne kadar All-Star, ne kadar süperstar olduğu da tartışılır. Ki takımda en değerli parçası. Cleveland'da şu anda Superman modunda takılıyor yani. Takımında en değerli parçası. Cedi Osman'a yaradı ama onu da kabul etmek lazım. Evet. Yani bu sezon gerçekten Cedi Osman'a yaradı. Yani Cleveland'ın bu kadar kötü olması Cedi'nin gelişiminde çok önemli bir pay olarak göz önüne çıktı orada. Diyelim ve ağzına sağlık deyip bitirelim istersen. Söyleyeceğin son şeyler varsa. Bitirelim ya. Bence bol sürprizli bir gece olur gibi. Bol sürpriz. Güzel maçlar var. Özellikle ilk saydığımız Doğu maçları ilk 4. Özellikle New York, Chicago maçı. Ve Phoenix, Cleveland maçı. Sabırsızlıkla beklediğimiz maçlar. Yok güzel maçlar var gerçekten. Indiana, Detroit, Boston, Miami, Brooklyn, Milwaukee, Toronto, Orlando maçları. Hepsi çok güzel. Yani tam böyle açıp değiştire izlemelik maçlar diyelim. Tekrar ağzına sağlık. Son periyotun bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.